İlk sahne hatasız geçti. Böyle oldu, yaptık filan. O kadar çok çalışmıştık ki. <laughs> e, hata yapacağımızı ya da kötü geçeceğini düşünmüyordum ama iyi bir performans sergileyecesin vardı. işte onu da sağlayan seyirci zaten. Evet seyircinin enerjisi çok kıymetli çok başka. orada değil mi? Seni alıyor yüzden, ve evet. yüceltiyor bir de gibi çocuklar. bir durum var. Çocuk oyunu. Çocuk oyunu. dünya. Çocuk oyunu. Ee, ve aslında tabii hikayenin içeriği bizim birazcık imtina ettiğimiz bu bilgisayar oyunları. Aslında çocuk bilgisayarın oyunun içindeyken günün sonunda kötü bir şey olduğunu fark ediyor aslında ders veriyor. Ve daha güzel olanı bu hikayenin yazarı 10 yaşında bir kız çocuğu. Bu müthiş bir şey. Bunu... Bence en etki yani 10 yaşındayken yazmış şimdi 12 yaşında. 10 yaşında mı yazmış evet. bu oyunu? Çünkü e, Zorlu, e, Mehmet Zorlu Vakfı e, her sene bir yarışma açıyor. Tamam. Okullar arası bir hikaye yarışması. Evet. E, bir bir oyun bir hikaye diye bir yarışma açıyor ve ilkokul çocukları arasında böyle değişik Hikayeler yazılıyor, bayağı ciddi sayıda hikaye geliyor. Sonra bir jüri değerlendiriyor evet. ve e, seçilen oyun da sahneye konuyor. Aslında planlanan bu oyunun hani bir kere sahnelenip bitmesiymiş. Fakat sonra demişler ki ya bu kadar emek, bu kadar hani çaba bence bu oyun sahnede kalmalı. E, dolayısıyla da bu sene e, biz sahnedeyiz. Ama tabii bir kız çocuğunun yazdığı onun hayal dünyasını sahneye getirmek. Elbette ki e, Özlem Saraç onu e, hikayeleştirmiş sonra Kızımızın dramaturgum. Kızımızın ismini söyleyebilir Tabii muyuz? tabii. Elif Sude Dobra yanlış söylemiyorumdur inşallah. Tamam. E, kendisiyle tanıştık da. Hayır. Hatta oyundan önce kulise geldi. Dedim bakalım senin hayal oh. ettiğini sahneye koyabilecek miyiz biz? Bakalım falan dedi. Sonra oyundan sonra çok beğendim. Tamamen hayal ettiğim şeyi yapmışsınız." Ha, dedi. Ne kadar önemli bir şey. E evet. Çok çok heyecan verici. Çünkü bir çocuğun hayalini sahneye koymak da çok iddialı biliyor musun? Çok. Ama çok güveniyorum oyunumuza bu arada. Her anlamda müziklerimiz mükemmel oldu. E, Cem Kahraman ve isimleri hatasız söylemem lazım. Efkan Devecio yap De Develli yaptı. Eee Sahne ışıklarımız mükemmel oldu. Yakup Bey yaptı. Dolayısıyla hani e, dekorumuz hakikaten çok aşırı bir şey olmamakla beraber minnacık bir dekorla, küçücük değişikliklerle nasıl o hayal dünyası yaratılıyor onu gördük. Tabii bütün bunları yapan da Gaye. Hepsi Gaye'nin hayaliydi. O hayaller sahneye geldi. Ben çok güzel bir şeyin içindeyim. Mutlu görünüyorsun. Çok. Müthiş de, bir şey bu. E, benim için de bir denemeydi. En önemli kısmı da dans etmeyi zaten severdim biliyorsun. Defileye evet. çıkarken evet. de dans ediyordum. Evet. Ama e, şarkı söylemek benim için iddialıydı. Cem dedi ki ben sana şarkı söyletirim. Sen şarkı söyleyebilirsin. Ses aralığında var üstün özlük. Sesini bu kadar kullanan birinin şarkı söylememesi mümkün değil. Peki. Falan. Oldu mu? E, sonra... Birazcık daha destek olsun. Biliyorsun ben bir şey yaptım böyle parmağımın ucuyla evet, yapamam. Evet o yüzden. İyi olmalı. Evet. E, Nilüfer Çelik'ten ders aldım. Çok güzel. E, Nilüfer'in de gerçekten bir sihirli değneği var yani. O değneği değdirdi bana. Şimdi baya baya şarkımı söyleyebiliyorum. Helal olsun. Şaşırma. Ben şaşırmadım <laughs> seni tanıyan biri olarak. Şimdi bana sıklıkla sorulan soruları ben sana soracağım. O yüzden Sor bakalım. çok mutluyum. Hadi bakalım. Nasıl yetişiyorsun? İyi programlanarak. İyi programlanırsan her şeye zaman var. Bazen uykudan feragat etmek gerekiyor. Önemli değil. Peki hiç düşmüyor musun? Hiç böyle dibe ben, benim böyle dibe çöktüğüm anlarda biz denk gelmişizdir. Evet. Sen hep böyle bir kaldırırsın. Senin çöktüğün olmuyor mu? Ee, ben şöyle bir şey oluyor. oluyor Yani bazen böyle dünya başıma yıkılmış gibi böyle yapıyorum. Pınar sakin çünkü bu geçecek. Hmm. Eskiden çok panik oluyordum ve çok çırpınıyordum. Ve o çırpınış beni çok yoruyordu. Hmm. Yani onu kurtarmaya çalışıyordum bir şeyler yapma bu işle ilgili olabilir, özel hayatla olabilir. Kendimle ilgili olabilir. her şey olabilir. E şimdi sakin kalmayı öğrendim. Duruyorum o geçiyor. Elbet geçiyor. Hiç geçmeyeni yok geçiyor. Sen mi buldun bu duyguyu? Evet. Nasıl? Ya e, ben son birkaç senedir enteresan bir şekilde sakinleştim. Nasıl? Bilmiyorum. O böyle kendimi telkin ederek mi oldu diyeyim sana? Ee, bir şeylerin farkına vardığım için mi oldu? Hani doymuşluk demeyeceğim. Bunun doymuşlukla bir alakası yok çünkü. Kendinden emin olmak e, mı ya Kendimden eminim evet birçok şeyde. Ee, ama böyle bir şey sükuneti geldi. Yani mesela eskisi kadar sinirlenmiyorum. Gerçekten mi? Yani. Tabii tabii. Darısı başım. Hatta etrafta delirenleri sakinleştiriyorum. Daha... Alttan alıyorum yanlış ee, ama daha sükunetle karşılıyorum. Bazılarına da boyuna yiyorum. Geleni kabul ediyorum yani. Çünkü biliyorum ki onun da bir sebebi var. Hayatta her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum iyi ya da kötü. Başımıza gelen her şeyin bize bir şey getirdiğine inanıyorum. Ama her zaman tabii her gelen mutlu etmiyor da yani tabii. onu da ne yapalım deyip boynumuzu büküp devam ediyoruz. Vardır bir sebebi deyip kapatıyorum ve kalmıyorum. Eskiden her şeyi mükemmelleştirmek gerçekten istediğim gibi yapmak için çok çaba sarf ederdim ama hayat öyle değil. değil. Pandemi çok şey öğretti. Evet. Çünkü biliyorsun ben deli programlı ve o programlar böyle asla sekmemeli evet. falan bir evet. Şimdi problem değil sonra yapabiliriz idare edebiliriz konu değil. Okey sorun yok çözeriz.